YKS 2022 tayfa sonuçlar açıklandı. Artık sırada e-kayıt var, üniversite kayıtlarımız var. Bunlar ne zaman? 22-24 Ağustos tarihlerinde elektronik kayıt yapılacak. 22-26 Ağustos tarihlerinde de yüz yüze kayıtlar var. Elektronik kayıt nasıl yapılacak? Kendi e-devletinize gireceksiniz. Üniversite kayıt yazın arama butonuna. Daha sonra çıkan en üstte bakın, üniversite e-kayıt diyor. Ona tıkladığınızda İlk defa sisteme giriyorsanız, eğer e-devlete ilk defa giriyorsanız, sizden bilgilerinizi doğrulamanızı isteyecek, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı. Onları doğruladıktan sonra eğer ki böyle uyarılarla karşılaşırsanız demek ki bir sıkıntı olmuştur. Orada yani inşallah olmaz da varsa o uyarıyla ilgili olan işlemi yapmanız gerekiyor. Ya da direkt bu açılacak karşınızda, burada kazandığınız üniversite ve bölüm yazacak. Burada yapmanız gereken şey, bilgileriniz doğruysa, şurada bakın okudum kutucuğu var boş, oraya evet yazıyoruz. Onaylıyorum kutucuğu var altında, oraya da evet yazıyoruz. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık istiyorsanız evet, istemiyorsanız hayır'a tıklıyorsunuz. Daha sonra başvur diyorsunuz, bu kadar. Yani 10 saniyelik, 15 saniyelik bir olay. Daha sonrasında indir, bakın şurada sağ üstte dosyayı indir butonu var. Nedir bu? Elektronik kayıt belgesi. Bunu yazdırıp elinizde çıktısı olması gerekiyor. Bilgisayarınıza veya cep telefonunuza dosyayı indir diyorsunuz. Daha sonra onu gidip yazıcı olan bir yerde veya bilgisayarınızda varsa da yazdırıyorsunuz. İndir dedikten sonra yalnız bakın, direkt yazdırmıyoruz. Bilgisayara da telefona indirip ondan sonra yazdırıyoruz. Sisteme daha sonrasında girdiğimizde de bu ekranla karşılaşıyoruz. Yani tek kayıt olduğumuzun ispatı gibi düşünün. Artık kayıt olmuşsun demek, içini rahatlatması açısından. Buradan da barkod numarasından da bakın görüyorsunuz, sorgulama yapabiliyoruz. Bu kadar kısa ve basit. Herhangi bir belge istemiyor. Herhangi bir belge yüklemenize gerek yok. Zaten birçok üniversitede e-kayıt zorunlu arkadaşlar. Bundan sonra yapacağınız şey ne? Üniversitenizin internet sitesini takip etmek. Size orada ne diyorlarsa onu yapacaksınız. Çünkü üniversiteler özerktir. Her üniversitenin, yani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır gibi üniversitelerinde farklı olabiliyor. O yüzden en sağlamı üniversitenizin internet sitesini takip etmek. Eğer orada yazmıyorsa da öğrenci işleriyle iletişime geçip gerekli bilgileri almak. KYK yurt başvuruları olacak. Binlerce burs başvurusu olacak. Onların hepsini uygulama olarak sizlere anlatacağım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.